Masum'u. Ve kedicikler daha fazla dayanamadı. 20 gündür kuaföre gidemeyen kedicikler cezaevinde kuaförün yolunu tuttu. İlk şoku atlatan kedicikler cezaevindeki yeni hayatlarına uyum sağlamaya başladı. Kadın tutuklular tarafından işletilen kuaförde bakım yaptırdılar. Kedicikler cezaevinde de görünüşlerine özen gösterirken Adnan Oktar hakkında da şok gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Operasyon öncesinde emniyete gelerek ifade veren H.U. inanılmaz detaylar anlattı. Adnan Oktar'ın Kur'an hükümlerini çarpıttığını söyledi. Oktar'ın namazın iki vakit olduğunu söylediğini ve namazda Kur'an ayetlerinden okunmaz, sadece tesbih yapılır dediğini anlattı. Oktar'ın cemaatten yüzlerce kızla kendince imam nikahıyla evlendiği de ortaya çıktı. Hatta Oktar iki öz kız kardeşle aynı anda evlenmişti. Aynı zamanda kızların annelerine de sevgilim diye hitap ediyordu. Mide bulandıran detaylar suç örgütünün iç yüzünü gün ışığına çıkardı. Canan. Ay, yani sesim çıktı değil mi? Evet, ay, tipe bak Canan, Canan dedim yani. Bir can havliyle. Şimdi doğal, ya, doğal akışında ilerlediğimiz nasıl şey. Yani değil mi bu şey? Enteresan derecede iğrenç bakışlar. Kızların bakışları da öyle. Zaten Adnan Oktar'ınki öyle. İki kardeşle nasıl evlenmiş? Ne yapmış? Bir de onların annesine de sevgilim diyormuş. Sevgilim, yani aslında şimdi, üçüncü sevgili de o gibi yani. Üçüncü eş gibi de o. Yani bana hissettirdiği şey o. Müştekinin burada açıklamaları var. Bu tabii ki yine altını sürekli çiziyoruz. Bizim verdiğimiz bütün her şey polis ifadelerinde. Hem sanıkların hem tanıkların ifadelerinden yansıyanlar. Biz burada sevgili seyirciler hiçbir şekilde mışmış da mışmış gibi bir duruma girmiyoruz. Dolayısıyla şu anda da okuduğum yine bu konunun müştekisi olan kişinin sadece isminin baş harfleri var, gerek yok şu an vermeye. İki öz kız kardeşle aynı anda evlidir ve bu Kur'an'da açıkça yasaklanmasına rağmen kendince bir açıklama getiriyormuş. Annesi genç olan kızların örneğin cariye olarak aldığı İzmirli kediciklerin annelerine de sevgilim diye hitap ediyor Adnan Oktar. Boyunlarından nabızlarına bakıyormuş. Nabızlarına mı? Evet. Neden ölmesinler diye mi? Adnan Oktar. Nasıl? Ölmesinler. Kendisi dışında kimsenin evlenmesine de izin vermiyormuş. Kendisi de sadece imam nikahıyla o iki kızla evli. Mı kimsenin evlenmesine ama izin vermiyor? Ama herhangi bir sayı da yok bu evliliklerle ilgili. İstediği kadar kızla tabii evlenebilir. İstediği kadar kızla evleniyor. Yani kimsenin evlenmesine izin vermiyor derken sen o kendi içlerinde mi evlenemezler başkasıyla? Yani o kendi seçtiği kadınlarla başkası sadece evlenemez. Başkası evlenemiyor. O evleniyor. Çok arada bir biliyorsun hani. Peki, Ceylan da evliydi, biriyle oraya evlendirilmişti. Diyelim kandırıldı. Annelerinin ne işi var onu da anlayamadım yani. İşte bazı aileler kendileri de isteyerek katılmışlar ya, mesela hani para sağlayan ailelere baktığın zaman anne orada, baba orada, çocuklarının verilmesinden çok muzdarip değiller, sıkıntıları yok. Ay yazıklar olsun. Yani bir sempatisi olan bir grup da var. Hani o Adnan Oktar ilk içeri alındığında gelip kapılarda suçlu suçsuz diye gösteri yapanlar var da, öyle bir sempati grubu var. Ben şimdi aslında rezalet, tamam mı, ama içerideki olanlara bakınca bu o kadar böyle bana... Artık bize yani tuhaf gelmiyor bunun yaptığı pislikler. Ki yani. Çünkü orada hani bir sürü sübyen odası dedikleri bir durum var. Ya. Yok turnike dedikleri başka bir sistem var. Dayaklar var. İki kardeş kandırılır da ben şimdi oraya takıyorum. İki anne. Kardeşi kandırdınız diyorum. Ya sen nasıl annesin? O da kandırılmaz. İki çocuğunu ya. Verdin. Sinemci, o da kandırılmaz. Hadi diyelim yani. Ki onlar kandırıldı. İki çocuğun oraya gitmiş. Sen onu kurtarmaya baksana bir anne olarak. Bu pislik adam sana bir de sevgilim diyor, bunu kabul ediyorsun. Bu nasıl bir kıyamet alametinin tam dibi, cehennemin ya tam ortası ya. İnsanın beyin yıkanması olmasa iki öz evladını böyle bir duruma sokabilir mi? Sinemcim yani. Ama zaten işe enteresan. Valla beyinlerini Pınar... yıkatmasalardı Pınar'cım. Yıkatmayanlar nasıl şimdi... yıkatmadı beyinlerini? Öyle tabii. Biraz ama bunlar işte yıkanmış olanlar. Biraz maalesef. Kontrollü olup zaaflarına yenilmeselerdi yani. Zaafları olan, bir de şimdi Pınar okurken bir şey dikkat ediyorum. Şimdi kendini Mehdi zannettiği için beyefendi. İblis diyorum, bak bu iblise de çok takıldılar. Şimdi bize de böyle bir takım yakıştırmalar yapıyorsunuz. Bu anlamda bu sosyal medyada hayır emniyet güçlerinin açıklamaları var. Benim bizzat kendi arkadaşlarım da bana söylüyor. Adnan Oktar'a sempati duyan, sosyal medyasında sürekli onu evet. paylaşan, onunla ilgili hala paylaşımlar yapmaya devam edenlerle ilgili de soruşturma başlayacak ciddi anlamda. Başlamalı böyle bir zaten. Örgüt, böyle bir örgüt liderini adamlar çatır çatır destekliyor sosyal medyada. Kimse uyumasın yani. Evet, hala ya alttan onların da alta, sırası gelecek. Bak, bir yerlere ulaşıyorlar gelecek. Büyük yerlere, bilmem ne tekler megler yapıp. Şimdi Pınar'ın dediğinden
bir şey anlıyorum. O kendine göre, şimdi belki de aslında bu aile içinde tuhaf bir durum. Yani ama kılıfına göre kendini Mehdi zannettiği için hep bir açıklama yapıyor. Hmm. Aslında şu sebepten bu sebepten diye. Çünkü kendi kendine din yazıyor, anladın mı? Aynen. Hani bize yakıştırma yapanlar, ben bu adama, bu yaratığa iblis dediğim zaman bana kızanlar. Siz kendi kendinize bir şey uyduran bu adama niye bir şey demiyorsunuz mesela? Yani yeniden Kur'an yazıyor. Onlar da beyni uyuşmuş. Tabii canım ya, olsa saçma sapan şeyler yazarlar mı bize? Saçma sapan gösteriler yaparlar mı yani? Ne kadar büyük ahlaksızlıklar oldu daha bilmediğimiz. Daha neler. Hepsi daha da neler çıkıyor. Yani yazık değil mi bu? Şehrin ortasında gül gibi evlatlar, analar, babalar, çoğu insan desteklemiş. İki kızla evlen, iki kız kardeşle evlen, öbürüne millet katil olur bu başka bir yerde olsa. Tabii. Yani baktığında tabii. Rezalet bir olay. Doğru. Yani baktığında. Doğru. Şimdi bunlar yapınca mı bu normalleştiriliyor Allah aşkına? Hayır, normalleştirmiyor da Sinem bak, yani o Mehdi diye kendini tanıttığı için inananlarda da şimdi biz şaşırıyoruz ya gelenlere ya da yazılanlara. Ben yazılanlarda en çok ona endişe ediyorum. Gerçekten inanıyorlar. Zamanında inanıyor, sonra uyanıyor. Ceylan da yıllarca inanmış, tamam. Sonra birden hala uyanmış. Hala uyanamayan insanlar var. Yani bence atmosferde, tuhaf. Tamam mı? İnanıp, tamam bu Mehdi'dir. Mehdi'nin dediği doğrudur. Biz buna iman edelim. İki kız kardeş de demek ki olabiliyormuş, evlenebiliyormuş gibi. O kafayla devam ediyorlar. Hani bence evlilikle içeride. İlgili şeyleri bir yerde anlamaya evlilikle çalışalım. Evlilikle değil bu, imam nikahı. Hayır. Yani kendilerince bu kadın erkek ilişkisi boyutu farklı bir noktaya taşınmış olsun diyelim. Namazın iki vakit kılındığını söylemek, ondan sonra abdeste ayağın yıkanmayacağını ya söylemek. Ya Kur'an'ı yeniden yazıyor, anladın işte. Anladın mı? Bunlar, kendi hadisi şeriften bir şey yapıyor. Bambaşka şeyler. Hani herkes kendince bir kadın erkek ilişkisine kılıf uydurmaya çalışabilir diye o tarafı bir tarafa, yani atılmaz ama atıyorum. Sen kalkıp da namaz iki vakit kılınır, abdest alınırken gerek yoktur ayak yıkanmasına, ya bir kere kuru bir şekilde baş mesedilir falan diyebilir misin? Adnan Oktar gibi bir görüntünün dinle ilgili konuşması... Külliyen zarar zaten. Çok zarar. Tabii. Yani inanılmaz zarar. Git örgütünü kurmuş musun? Başka bir şeyler söyle. Dini alet etme. Dini bak, alet ettiğin için zaten insanları bu kadar çıldırtıyorsun. O buraya gelen kardeşinin de aynı saçma sapan açıklamaları. Tabii. Ya biz senden mi ya da bu insanlar senden mi öğrenecek diye. Tamam, bize de sen şey yazıyorlar ya. Zaten. Sizden şimdi biz de böyle açıklamalar yapınca bize de insanlar sosyal, yani bunların sempatisi... Ne duyan insanlar bize de yazıyor. Biz sizden mi öğreneceğiz? Siz kendiniz... Biz onlara dini öğretmiyoruz. Ben din adamı falan değilim ki. Sen benim din öyle adamı değilsin tarikat ki. Mı kurduk ya biz da ben mesela? De din ben adamı mi öğreteceğim? Mehdi mi ilan ettim kendimi? Asalar bana geliyor diye. Sen bak şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işin altından şimdi o tarikatlar da birbirine girecek. Hani yok asayı verdi, yok kabul etti, yok zaten menzildi, oldu. Yok öteki tarikatına da geliyor. Nursi vesaire var ya, onlar da şimdi bu ekibin arkasından devam edecek. Onlar kalkıp kendilerini savunsunlar bence. Açıklama savunuyorlar. Yapsınlar. Onlar kendi açıklama internet yapsınlar. Sitelerinde falan. Kendi internet bize sitelerinde de değil. Canlı yayınlara bağlansınlar. Konuşsunlar. Açıklama yapsınlar. Kendi tarikatlarını anlatsınlar. Adnan Oktar'ın ne bağlantısı var? Adnan Oktar'ı destekliyorlar mı? Desteklemiyorlar mı? Çünkü artık herkesin aklı inanılmaz karıştı. Herkes Adnan Oktar'la ilgili kendini aklamalı bence. Ve açıklama yapmalı. Evet. Çünkü herkesin kafası çok karışık. Ve sosyal medya insanları kandırmakta birebir bir mecra. O yüzden orada çok fazla genç çocuk, bunlara kaymaya çok meyilli tipler var. Bence herkes önlemini alsın. İnanılmaz önemli bir durum çünkü bu. Hala gidenler var, hala destekleyenler var. Sana bana niye düşman oluyorlar? Konuştuğumuz için oluyorlar. Bu ne demektir? Demek ki bu adam çıksa hepsi hala peşinden koşura gidecek. Koşura koşura gidecek, parasını akıtacak, tabii, bilmem ne yapacak. Ciddi bir tehlike yani Türk toplumundaki gençler içinde. O yüzden herkes şeyini alsın, önlemini. Yani hep söylüyoruz, kötü örnek değildir. Biz bunları sadece bir nebze olsun ne kadar yanlış olduğunu ifade edebilmek için zaten ekranları taşıyoruz diyelim. Bu konuyu da burada kapatalım. Daha fazla onlara da prim vermenin manası yok. Birlikte üzerlerine konuşmaya gerek yok. Yeterince söyleyeceğinizi söyledik. Hemen bir şeyle cevap veriyorlar sana çünkü. Şimdi sıradaki haber.